Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Uzun bir aradan sonra sizlerle olmak çok güzel. Metafizik Alem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bana zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. 2 ay oldu arkadaşlar, 2 aydır video da atmadım. Müsait de olmadım. Biraz da moralim bozuktu, sıkıntılarım vardı arkadaşlar. Anlatacağım konu size arkadaşlar, bu Haniye'nin öldüğü zamanlardı. Haniye öldüğü zamanlar yastı namazını kıldım arkadaşlar. Yastı namazından sonra yattım arkadaşlar. O zaman bana dediler ki, yanında konuşuyorlardı yani, ya vahid ya vahid dediler. Haniye'den konuşuyorlardı arkadaşlar. Bunu duydum. Sanki böyle bir kulak perdem açıldı. Ben onları duydum yani. Ondan bahsediyorlardı arkadaşlar. Yani gündemi takip ediyorlar ve onlar hakkında konuşuyorlar tabii ki. Ya vahid esmasını çekmemi söylediler arkadaşlar. Artık böyle hangi esmayı çekeceksem, hangi sıkıntım varsa ona göre esmaların yanımda söylendiğini duyuyorum. Ona göre esmaları çekiyorum arkadaşlar. Bu 3 oldu. Daha önceden de ayetleri söylüyorlardı. Bazı ayetleri sıkıntım olduğu zaman şunu oku diye söylüyorlardı. Yani yanımda onu duyuyordum ben. Söylüyorlardı derken onu söylüyorum arkadaşlar. Yani onu duyuyordum. Ve onları bulup okuyordum yani. Çoğunu da bazen bilmiyordum bile. Birdenbire ilham gibi içime geliyordu. Sanki dilime dolanıyordu bunlar. Bir de ne gördüm arkadaşlar? İkindi vaktinden sonra. İkindi vaktiydi. Namaz kıldım, oturdum, duru görü halindeydim. Birdenbire dua ederken bir yumruk gördüm arkadaşlar. Bu yumrukta çok büyük bir eldi, böyle sıkılmış ve elinde asa vardı. Asa parlıyordu arkadaşlar. Çok güzel bir asaydı böyle elinde tuttuğu. Orada Hazreti Musa'yı hissettim arkadaşlar. Aklıma o geldi yani ve ben onu hissettim. Hazreti Musa'nın öfkeli olduğunu düşündüm. Yahudilere karşı öfkeli olduğu, yapılanlara karşı öfkeli olduğunu, ümmeti hakkında bunları düşündüğünü hissettim arkadaşlar. Yahudilere öfkeli olduğunu hissettim. Bunu hissettim çünkü o gördüğüm büyük bir eldi. Arkadaşlar sanki beton gibi böyle, sanki bir heykel gibiydi. Ve elinde asası vardı, asa parlıyordu arkadaşlar. Gözümün önüne geldi. Başka bir şey de olabilirdi ama onu gördüm ben yani. His geldi içime birdenbire. Onu gördüm. Bir de ne gördüm arkadaşlar? Bir makinanın içine giren bir metalik böcek gördüm arkadaşlar. Siz olsanız bunda ne düşünürsünüz? Makinanın içine giren bir böcek, metalik, neye uğur böceğini düşünün, onun daha büyüğünü. Bu şey vardı arkadaşlar, Hamunaltıra diye bir mumya filmi vardı. Ondaki böceklerin metalik olduğunu düşünün. Bacaklarında ışıklar vardı arkadaşlar. Böceğin bacakları parıl 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 parlıyordu. Sanki böyle ışıkları vardı. Bir makinanın içine girdi. O da bir nasıl silindir makinası gibiydi arkadaşlar. Bir makinanın içine o böcek girdi. Acaba dinlendiğimizi mi söylüyorlar arkadaşlar? Böcek girdi makinanın içine. Evlerde dinleniyor muyuz? Bir şekilde bizi dinliyorlar mı diye düşündüm. Siz bundan ne çıkarıyorsunuz bilmiyorum. Ben bunları gördüm arkadaşlar. Bir de biraz öfkeliydim arkadaşlar ya. 2 aydır birilerine sinirliyim, öfkeliyim, üzgünüm. Elimden geldiğince öfkemi içime atıp kırıcı olmamaya çalışıyorum, sabretmeye çalışıyorum. Yani insan birilerini kırdıktan sonra da telafi etmesi çok zor. Kırılıp dökülen hiçbir şey, özür bile dilesen, bir araya gelse de hiçbir şey olmuyor. Çünkü izi kalıyor. Kalp kırılınca izi kalıyor arkadaşlar. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. O yüzden susmayı tercih ettim. Susmak da kolay değil. Üzüldüm. Bir de üzüldüğüm biriler vardı arkadaşlar. Birilerinin sıkıntısı var. Ben buna üzüldüm. Üzüldüm. Hatta o kişilere dua ettim. Dua ettiğim insanlara, Allah'ım dedim ya, bu insana bu sıkıntısını gider diye dua ettim. Ve gözüm yani birkaç gün dua ettim. Kafama taktım. Üzüldüm bu kişi için. Bu kişi için üzüldüm. Sonrasında şey yaptılar arkadaşlar. O kişinin aslında hiç de iyi bir insan olmadığını bir şekilde gözümün önüne getirdiler. Ve bir olayla o kişinin aslında benim hissettiğim gibi bir insan olmadığını gösterdiler arkadaşlar. Çünkü ettiğim duada Rabbim benim ellerimi boş çevirmeyecekti. Emin olun ki dualarımı kabul edeceğini umuyorum. Dualarımın kabul olduğuna şahit oldum arkadaşlar. Daha yarım saat, bir saat sürmeden ettiğim duaların kabul olduğuna şahit oldum. Ben bunu 3 kere denedim. 3'ünde de aynı şey olur mu ya? Benim duamla mı oldu dedim. 3'ünde de test ettim. 3'ünde de oldu. Bunu fark ettim arkadaşlar. Dualarınıza çabucak cevap geliyor. Eğer olabilecek şeylerse, yani kader dışında olabilecek şeylerse, Allah-u Teala'nın bir kaderi var. Yani isterseniz dua da etseniz, onun bir zamanı vakti varsa hemen olmuyor. Ama bazı şeyler de var ki Allah-u Teala o duaları hemen kabul ediyor. Ya duaların saatlerine denk geliyor, hemen dualarınız kabul oluyor. Bir şekilde yani dualarıma hemen cevap geliyor arkadaşlar. Hele konu maddiyat olsun. Hemen Rabbim bir şekilde beni dara koymuyor. Bunu fark ediyorum yani. Bana hiçbir şey olmasa maddi sıkıntılarımı giderecek ortamlar buluyorum. Yani çalışacak, iş olacak. Bir şekilde para elime geçiyor yani. Sıkıntılarımı Allah-u Teala gideriyor. Ben de senalar olsun ona. Şükür zikrini çok çekiyorum arkadaşlar. Para sıkıntınız varsa elhamdülillah, şükür zikrini çekin. Ya gani zikrini çekin mutlaka.
Yani bunları yaşadım arkadaşlar ya. Aslında iyi olarak gördüğüm insanların hiç de umduğum gibi olmadığını, hayal kırıklığı yaşadım. Gerçekten çok üzüldüm. İnsan kaybettiğine üzülüyor bazen. Hani birilerini çok seviyorsunuz, değer veriyorsunuz. O hayal kırıklığı gerçekten çok kötü. Bunu ben birkaç kere yaşadım. Aslında dua ettiğim insanların da hiç ona layık olmadığını. Allah Teala bir şekilde, hatta birine oturdum dua ettim. Ya Rabbi dedim, birinin bir sıkıntısı var da Rabbim, bunun sıkıntısını gidersen acaba bu insan değişir mi dedim. Belki değişir ya Rabbi, ne olur dedim. İşini rast getir, istediği gibi olsun hayatı dedim. Dua ettim, daha dua etmeden. Ona dua ettikten 5-10 dakika sonra açık bir kötü bir şekilde konuştu. İsyanlar içindeydi arkadaşlar, çok isyan ediyordu. Yani dedi ki Allah-u Teala, ben buna yardım ederim ama dua ettiğin insana bak dedi bana. O insanların iç yüzünü gösteriyor, önüme döküyor arkadaşlar, bunu görüyorum. Bir de çok içim sıkıldı. Bir sıkıntı yaşadım, böyle metafizik saldırılara uğradım sanki evde. Sürekli İnşirah suresini okudum. Ayetel Kürsi okudum. Nas Felak okudum. Bunları sürekli okudum arkadaşlar. Başka neler gördüm? Dün de bana Ya Hamid esmasını söylediler arkadaşlar. Ya Hamid esmasını söylediler, bunu çek dediler. Bazı sıkıntılar için çok önemliymiş. Birileri için, birilerine dua etmem için Ya Hamid esmasını önerdiler. Ya Hamid dediler. Dün çok ağladım, bir şeylere üzüldüm, oturdum. Akşam namazından sonraydı. Epey bir dua ettim. Evim dergah gibi oldu. Akşam namazıyla yastı ezanı arası. Çok Kur'an-ı Kerim dinliyorum, zikir dinliyorum arkadaşlar. Sanki böyle zikir çekilen bir yerlere gitmek istiyorum. Sanki akşam ezanıyla yastı vakti arası. Bırakıp her şeyi çekip gidesim geliyor. Böyle bir yere olsa da gitsem diyorum. Yani böyle kenara otursam, dua edilen, zikir çekilen bir yerde her akşam ezanıyla yastı vakti. Orada oturup sakince Kur'an dinlesem, zikir çekilen bir yer olsa da gitsem, izlesem, oralarda, manevi yerlerde bulunmak istiyorum. Yani bazen evlere sığmıyorum arkadaşlar, değişik duygular bunlar. Özellikle akşam ezanıyla yastı arası olması niye? Onu da ikindi vakti de çok huzurlu oluyorum. O tam namaz bitip de dua ederken çok huzurlu oluyorum. Bunları yaşıyorum arkadaşlar, değişik duygular yaşıyorsunuz yani. Olur olmaz ağlıyorsunuz. Kimseyi umursamıyorsunuz. İnsanlar ne düşünür? Ayıplar mı, kınar mı? Bu konuda ayıplasınlar, bize hiç önemli değil arkadaşlar. Bizden Allah razı olsun. Kulları asla razı edemezsiniz zaten. Elinizden geldiğince çaba gösterseniz de asla sizden razı olmuyorlar bir şekilde. Önemli olan Allah'ın rızasını kazanmak. Bunu biliyorum yani. Allah'ı razı etmek, kulların hiçbir önemi yok. Ama elinizden geldiğince de yapıcı olmak lazım. Kırıcı olmadan insanlara her şekilde üslubuyla konuşmak lazım. Kalp kırmadan konuşmak lazım. Yani yine de böyle yapmak lazım arkadaşlar. Bu ay içerisinde bunları gördüm arkadaşlar. Ya Hamid esmasında da ne diyor biliyor musun? Ya Hamid esmasında eşi benzeri dengi yoktur diyor. Bunu Ehad esmasıyla berabermiş arkadaşlar. Eşi benzeri diyor ki onda da Allah birdir, tektir. Tektir diyor, eşi benzeri yoktur. Bu esmayla bu beraber söyleniyor arkadaşlar. Ehad ve Vahid esması. Ya Vahid. O Haniye'nin ölümünden sonra Ya Vahid, Ya Vahid diye bunu söylüyorlardı arkadaşlar. Eşi benzeri dengi yoktur diyor. Bunu okursanız dileklerin kabul olacağı söyleniyor arkadaşlar. 1000 kere okuduğunuz zaman dileklere niyet edilerek okunursa diyor, dilekler kabul olur. Her namazdan sonra 63 kere okunursa kalp gözü açılır diyor. Ya Vahid esmasını her namazdan sonra 63 kere okuyanın kalp gözü açılır diyor yani. Gece yanımda bunu söylediler arkadaşlar. Bunu konuşuyorlardı yani. Birinde de dediler ki ben zikir çekiyordum arkadaşlar. 2 aylık bir süre. Tam böyle teheccüde kalktım. Gece de çok moralim bozuktu. Epey bir sıkıntılarım vardı yani. Kenara çekildim böyle. Başımı kanepeye koydum. Tesbih elimde zikir çekiyordum. Epey bir zikir çektim. Dediler ki bir şeyler olacak ama çok acı çekecek. Zor dönemden geçip ondan sonra olacak dediler. Zorluklar yaşayarak olacak dediler. Olacak da dediler. Bunu duydum arkadaşlar, sesleri duyuyorum. Bu zikirden sonra kulak perdeniz açılıyor. Bu şizofrenlik falan değil. Bu çok başka bir şey. O şizofren hastalarını bana getirseler de baksam ne anlatıyorlar. Aslında bilmedikleri için o insanları yaftalıyorlar. Manevi ilim olan insanlara eğer şizofren hastalarınız varsa lütfen götürün arkadaşlar. Hani bu insanın saldırganlığı yok. Bir şeyleri kafasında yazmıyorsa, yani belli şeyleri varsa, anlattığı şeyler çok ilginç de olsa belki yaşıyor olabilir o insan yani. İnsanlar anlamıyor olabilir. Başka bir nefis mertebesinde olabilir. Bak, konuşulan sesleri duyuyorum. Daha yatağa yatar yatmaz yanınızda görüntüler olabiliyor arkadaşlar. Görsel görüler gelebiliyor. Mesela bir tanesini size anlatayım arkadaşlar. Bunu ben anlatmamıştım. Ramazan'da arkadaşlar. Ramazan'dan önceydi. Bir hafta önceydi. Çok güzel bir maneviyat vardı. Onu hissediyordum. Böyle içim kıpır kıpırdı Ramazan gelecek diye arkadaşlar. 2 seferdir çok duygulu bir şekilde Ramazan'ı bekliyorum.
Daha yatağa yattım, gözümü kapattım yani. Düşün, yakaza haline bile geçmedim. Direkt gelen görüntüde gökyüzünden bir insan gördüm arkadaşlar. Bir insan uçarak geliyor, kanatları var. Ve yeryüzüne inince kanatlarını kenara bırakıp insan olarak yürüyor. Bunlar büyük ihtimalle Ramazan'da darda olan insanlara yardım etmek için gelen meleklerin olduğunu düşünüyorum. İnsan şeklinde gezdiklerini düşünüyorum arkadaşlar. Resmen kanatlarını bir kenara bırakıp uçarak geldi. Yürüyerek dünyaya meleklerin indiğini söylediler arkadaşlar. Gördüm yani, o görseli gösteriyorlar arkadaşlar. Çok ilginç şeyler görüyorum. Çok güzel şeyler görüyorum. Dün de arkadaşlar tam böyle yatsı namazını kıldım. Peşine kaza namazı kıldım. Tövbe namazı kıldım. Allah'ım kulluğuna kabul eyle diye. Bir teşekkür namazı gibiydi ya Rabbi, dedim. Allah'ım kulluğuna kabul et beni. Bir tövbe namazı kıldım. Yani şükür namazı. 2 rekatta onu kıldım. Kabir namazı kıldım arkadaşlar. Bayağı bir yatsı namazını uzattım. Çok da zevkliydi. Büyük keyif alarak kıldım yani. Ondan sonra tesbih çektim. Biraz da ağladım, duygulandım. Estağfurullah çektim. Geçmiş günahlarıma duygulandım. Allah'ım affet dedim. Bağışla ya Rabbi dedim. Rahmetine sığınıyoruz. Bayağı bir duyguluydum. Yattım arkadaşlar, tam böyle gözüm daldı. Gökyüzünde bir melek gördüm arkadaşlar. Kanatları çok büyüktü. Gökyüzündeydi, gökyüzüne bakıyordum böyle. Kanatlarını gördüm. Ama akşamdı arkadaşlar. Akşamdı yani, karanlıkta ortalık, o meleği ben gördüm, gökyüzündeydi. Upuzun kanatları vardı, o şekilde gördüm. Bir de arkadaşlar ben 2 sefer, ne diyeceksiniz, ben 2 sefer uzay gemisi gördüm arkadaşlar. Bu ay içerisinde 2 defa uzay gemisi gördüm. Yakaza halindeydim, bir ormanın içindeydim arkadaşlar. Bir ormanın içinde. Ormanın içinde, ortasında ağaçlar yoktur arkadaşlar. Büyük ihtimalle ormanlara geldiklerini düşünüyorum. Gelmişlerdi ve ben aşağıdaydım. Ormanın ortasındayım, kenardayım. Gökyüzüne bakıyorum ki ormanın ortası boş. Etrafı ağaçlarla çevrili. Bir arazi gibi düşünün. Etrafı orman. Sadece ortası boş ve ben aşağıdan yukarı bakıyorum arkadaşlar. Yukarı bakıyorum ki uzay gemisi var. Gökyüzünde bir uzay gemisi vardı. Tam ormanlı alanın üstündeydi, ağaçların üzerindeydi. Sonrasında dedim ki bu neymiş böyle dedim. Sonra nasılsa ben yukarı çıktım arkadaşlar. Ruhum yukarı çıktı. Bir de üst taraftan uzay gemisinin üstüne baktım. Üstü açık, makina gibiydi arkadaşlar. Büyük bir makinaydı. İçinde düzenekleri vardı. Sanki içim içi boş gibi gelmedi yani. Üstünde bir düzeneği vardı. Makinası vardı böyle dönen. Sanki bir saatin içi gibi. İçinde dönen makinaları vardı. Ben onu gördüm. Bir de arkadaşlar besmele çekip yattıydım ya. Besmele çekip yattım. Bir yerde oturuyorum, dışarıdayız. Eşim de yanımda. Gökyüzünde patlamalar oluyor arkadaşlar. Patlamalar oluyor, böyle renk şeye benziyor ya. Bu Norveç'teki gökyüzündeki hareketlenmeler var ya. Onlar gibi, ışıkları gibi, oradaki ışıklar gibi renk patlamaları oluyor. Allah korusun bir bomba mı patlayacak bilmiyorum. Ben önceden de böyle güzel düşünmüştüm. Kötü bir şeyler çıkmıştı bir yerde. Patlamalar falan olmuştu. Bir patlamalar oldu. 2-3 tane böyle dalgalı dalgalı gökyüzünde bir ışıklanma oldu böyle arkadaşlar. Sonrasında bir uzay gemisi gördüm yine arkadaşlar. Bu nasıl biliyor musunuz? Bu yeni elektrik süpürgeleri var ya, onun gibi gezerek dolanan elektrik süpürgeleri gibi. Bir de şey gördüm işte, onun gibiydi, krem rengiydi arkadaşlar, UFO gördüm. Bu gördüğüm, daha önceki gördüğüm uzay gemilerine, UFO'lara benzemiyordu arkadaşlar. Resmen UFO'ya benziyordu ama böyle aynı onun şeklindeydi, elektrik süpürgelerinin şeklindeydi, krem rengiydi arkadaşlar, bej rengiydi. Bu şekilde gördüm, hatta diyorum ki eşime, bak diyorum. Gördün mü diyorum, uzay gemisi var gökyüzünde diyorum. Herkes dışarı dökülmüştü, bakıyorlardı. Artık onu da gördük diyordum, gelmişler diyordum. Bu ay içerisinde 2 defa uzay gemisi gördüm arkadaşlar. Büyük ihtimalle ormanlara geldiklerini düşünüyorum. Afrika'ya geldiklerini düşünüyorum. Ben bunu söylemeden önce de arkadaşlar belgeselde gördüm. Bunu gördüm, ondan sonra bir belgeselde Afrika'ya. Onlar medeniyetin olmadığı yere geliyorlar, hiçbir şey anlamazlar diye arkadaşlar. Zarar göremeyeceklerini mi düşünüyorlar artık? Niçin oraya geldiklerini de düşünüyorum. Belki insanlardan korkuyor, çekiniyor olabilirler diye düşünüyorum. Daha önce de görmüştüm ben. Daha önce de Afrika'ya geldiklerini gördüm arkadaşlar. Kadir gecesi miydi? Bir kandil zamanıydı arkadaşlar. 3 tane yatağa yattım, vizyon gördüm böyle. Daha yeni Bismillah yatağa yattım, gözümü kapattım. 3 tane vizyon peş peşe gördüm. Resmen böyle canlı yayın gibi eşime anlattım. Yanımdaydı, dedim ki bak uzay gemisi görüyorum. Aşağıda Afrikalıların olduğu bir yerde birkaç tane yerliler var, iskemle gibi bir şeyin üzerine hayvanlar, bir hayvan yani şeye benziyor, aya benziyordu arkadaşlar, değişik bir varlıktı böyle. O varlığı şeye koymuşlardı, sedyeye koymuş, dolandırıyorlardı. Onlar da şaşkındı arkadaşlar, etrafı doluydu, yerliler vardı. Sonra baktım gökyüzüne, üstü fanus gibi bir uzay gemisi sarkaçları vardı, oraya o düşmüş ve orada kalmış, onu almak için gelmişlerdi arkadaşlar. Ben bunu gördüm, Afrika'ya geldiklerini düşünüyorum, bakın ormanlara geldiklerini düşünüyorum. Çünkü ormanların rahat olduğunu düşünüyorum. Onların da anlamayacağını düşündükleri için, güvende hissettikleri için geldiklerini düşünüyorum. Bilgiler alıyorum arkadaşlar ya. Ben bunları uydurmuyorum. Hiç aklıma gelmeyen şeyleri görüyorum yani, anlatıyorlar. Allah korusun.
Acaba elektrik süpürgeleri hakkında da söylemişlerdi. Evde dinleniliyor muyuz arkadaşlar? Gerçekten de görüntülerin çekildiği söyleniyor. O elektrik süpürgeleri benim dikkatimi çekti yani. Onun hakkında söylediler. Patlamalar olduğunu söylediler evlerde. Evdeki bilgilerin artık yatak odasına kadar videoya çekildiğini, evde bir şekilde onların olmaması gerektiğini söylediler. O gün de izlemiştim. Gerçekten de dikkatimi çekti. Makine gördüğümde de o böceğin makineye girmesi, dinlendiğimizi düşünüyorum arkadaşlar ya. Dinleniyoruz diye düşünüyorum ama bu arada bunun olması kötü bir şey. Çünkü olan olaylara bakıyorum. Savaşın Türkiye'ye sıçrarsa diye düşünüyorum. Ve bizim dinlendiğimizi düşünüyorum. Dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gösterilen şeyler bunlardı. Uzun bir süreden sonra gördüğüm şeyler bunlardı. Çok ilginç şeyler görüyorum arkadaşlar. Evdekileri de bazen görüyorum. Bir namaz kıldım, yattıydım sabah ezanı vakti arkadaşlar. Çok güzel elbiseli bir kadın gördüm. Yanında çocuğu vardı. Yanımızdalardı. Bir çocukla bir kadın vardı arkadaşlar. Güzel bir elbise giymişti kadın. Göz göze geldik, baktım. Artık alıştım yani, böyle görsem de alıştım arkadaşlar. Başka iki alemde sanki yaşıyorsunuz. Birdenbire sanki bir evlere gidiyorsunuz, bir odalara gidiyorsunuz. Ruhunuzla gidiyorsunuz ama yolculuk yapıyorsunuz yani, düşünün. Bir anda sanki böyle bir tünelden geçer gibi, hızlı bir şekilde tünelden geçer gibi yakaza haline geçip bir yerlere gidiyorsunuz arkadaşlar. O gün sıçradım, uyandım arkadaşlar, kendimi uyandırdım. Tam böyle bir tünel gibiydi, hızlı hızlı gidiyordum. O hızı hissettim, sanki yüzüme geldiydi, bir yerlere uçurdum sanki. Kendi kendimi uyandırdım arkadaşlar. Birdenbire uyandım, sanki tedirgin oldum. Bunları yaşadım arkadaşlar. Bu ay içerisinde 2 aydır çekmedim. Biraz da moralim bozuk, bir zamanı varmış belki. Hani ben de çok da video derdinde değilim arkadaşlar, emin olun ki. Çok da kazanç derdinde değilim. Her gün canlı yayın açarım, başka mecralarda emin olabilirsiniz. Çalışıyordum, işi de bıraktım, evdeyim, derslerim var arkadaşlar. Beni merak ettiğinizi biliyorum, mesaj atıyorlar, teşekkür ederim. 7 tane dersim kaldı, okulumu bitirmek istiyorum arkadaşlar, çok zorlanıyorum. 6 ders var, şu anda gireceğim, sonra bir dersim kalıyor, ona da gireceğim. Allah izin verirse haldır haldır ders çalışıyorum, kalemim elimde arkadaşlar. Bugün gün boyu ders çalıştım, ders dinledim, yorgundum da. Tamamen işi bıraktım, evdeyim, evin tadını çıkarıyorum arkadaşlar. Dinleniyorum, ruhumun dinlemeye ihtiyacı var. Onu hissediyorum arkadaşlar. Böyle uzaklaşmak istiyorum aslında. Şehir dışına bir yerlere gitmek, kafa dinlemek istiyorum. İnsanlardan izole bir hayat istiyorum aslında. Elimden geldiğince insanlardan uzaklaşmak istiyorum. Hayvanlar daha sakin geliyor. Onların yanında daha huzurlu olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Kızım geldi. Anlatacağım şey de buydu arkadaşlar. Bu ay içerisinde gördüğüm şeyler bunlardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.